Bakar mısın? Bakarım. Güzel. Azra? Konuşmamız lazım. Azra? Hoş geldin. Ne oldu, bir sorun mu var? İyi görünmüyorsun. Evet, bir sorun var. Hem de çok büyük bir sorun var. Niye bana babamla kavga ettiğinizi söylemedin? Azra'cığım, gel oturarak konuşalım. Ben buraya oturmaya gelmedim. Soruma cevap ver. Niye babamla kavga ettiğinizi söylemedin bana? Tartıştığımızı söylemiştim kızım. Hani şu borç yüzünden. Ben bugün Çetin'le konuştum. Senin o tartışma dediğin şeye Çetin bayağı yaka paça kavga etmek diyor. Ne diyorsun bu konuda? Azra'cığım haklısın. Ama iki ortak arasında mali sorunlardan dolayı tartışmak normal bir şey değil mi? Bir ki öyle. Ama eğer o gece ortaklardan biri ölüyorsa bence bu hiç normal değil. Sen ne demek istiyorsun? Sen beni cinayetle mi suçluyorsun? Hem de o Çetin'in söyledikleri yüzünden. Çetin'in söyledikleri yüzünden değil. Benden sakladıkların yüzünden seni suçluyorum. O gece ne oldu? Her şeyi bilmek istiyorum. Anlat. Azra'cığım sakin ol. Biz hiçbir zaman senin kötülüğünü istemedik. İnan. Ya siz ne biçim insanlarsınız ya? Her şeyi para için mi yaptınız? Bu muydu yani? Ne parası ya? Benim paraya ihtiyacı mı var? Rica ediyorum Azra, kendine gel. Ben de zaten olanları yeni öğrendim. Hiç inandırıcı değil. Hepinize dava açacağım. Göreceksiniz. Hepinize dava açacağım. Tamam. Dava aç. İster inan, ister inanma. Hepsi senin tercihin. Ama yani Sumru babana olan borcu istemeseydi ben de bunları öğrenememiştim. Ne? Öyle. Ne Sumrusu ya? Sumru'nun bu olanlardan haberi mi vardı? Elbette. Mesut'u sıkıştırmış. Para istemiş, o da ona vermiş. Yani şunu söylemek isterim ki bir şeyi iyicene öğrenmeden bence kimseyi suçlama. Sumru'nun aldığı ev, açtığı iş yeri hepsini bu parayla mı yaptı? Yok. Biz parayı vermeden önce evi almıştı. Tabii onu nasıl halletti bilmiyorum. Azra! Dinlemiyor ki. Hülya, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hani bu borç meselesini kapatmıştık. Ne diye kızı kışkırtıyorsun? Kışkırtmak? Evet. Ya niçin Sumru yüzünden bu suçu biz üzerimize alıyoruz? Ha? Ben niye Sumru'yu koruyayım ki? Ayrıca Azra'nın o parada da hakkı var. Ben sadece adil davranmaya çalışıyorum.